İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Heyeti Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Genel Merkezi'nde düzenlenecek diplomatik konferansa katılacak. İtalyan Espresso dergisi Arçak'ın Ermenilerden arındırılmasına değindi. Frank Baloni, insan hakları aktivistlerinin Aliyev'in adalete teslim edilmesi çağrısına katıldı. Eski Başbakan Bagratyan, Ankara, Amasya ve Bavra yolu. Müslümanlaşmış Ermeniler. Ermeni kimliği. Bakü, artsa adanan kitabın sunumunu engellemeyi başardı. Batı Ermenistan heyeti Cenevre'deki Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Genel Merkezi'nde Fikri Mülkiyet Genetik Kaynaklar ve ilgili geleneksel bilgilere ilişkin önerilen uluslararası sözleşmenin sonuçlandırılması için Mayıs 2024'te gerçekleştirilecek olan diplomatik konferansa katılacak. Gerçekleşecek olan diplomatik konferans, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü üyesi devletlerin yerli halklar da dahil olmak üzere ilgili tarafların seslerinin tamamen duyulduğu ve uzun yıllardır devam eden müzakerelerine son verecek. Genetik kaynaklar, şifalı bitkileri, kültür bitkileri ve hayvan türlerini içerir. Genetik kaynaklar fikri mülkiyet olarak korunmaz ancak bunlara dayalı buluşlar çoğunlukla patent yoluyla korunabilir. Diplomatik konferans düzenleme önerisinin geçen yıl Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Genel Kurulu tarafından onaylandığını da belirtmek gerekir. Ünlü İtalyan dergisi L'Espresso Bakü'de kurulan diktatörlük rejiminin politikalarına ve Arzak'ın nüfusunu boşaltmaya yönelik suç eylemlerine değinen iki önemli makaleyi bir arada yayınladı. Özellikle Şubat ayında Bakü'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin özgür olmadığı, Eylül 2023'te Artsat'ta yaşanan olayların ise etnik temizlikten başka bir şey olmadığı belirtildi. Makalelerin yazarları aynı zamanda İtalyan hükümeti ile Bakü'deki suç rejimi arasındaki ilişkiye de değindiler ve bu bağlantıları açıkça hoş karşılamadılar. Carlo Teke, "İtalya Azerbaycan kabilesinin reisini görmezden geliyor" başlıklı yazısında şöyle diyor: Bakü bizi iyi fiyata satılan metanla beslediğine göre Bakü halkının veya Dağlık artahtan göç eden Ermeni mültecilerin insani, sivil, sosyal haklarından bahsetmeye gerek yok. Karlı olmadığında ahlaki ilkeleri göz ardı etmek daha iyidir. Çünkü Roma Bakü'nün gayretli bir müşterisidir ve ilişkiler sözleşmeden ziyade siyasi'dir. Protesto gösterilerinde hoşgörü de bulunulmuyor. Sessizliğin harcı çok hoş karşılanır. Dal kabukluk da Bakü rejimini memnun ediyor. Mesela İlham Aliyev'in 5. görev süresini garanti altına almak için düzenlediği 7 Şubat'ta yapılan olağanüstü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Bakü'nün davetini kabul eden ve gözlem misyonu yürüten 3 İtalyan parlamenter gibi. Yazar Arsağın Aralık 2022'den itibaren izole edildiğini, bu durumun insan geçişini ve insani yardımları yasakladığını hatırlatıyor. 9 ay süren kuşatmanın ardından Bakü Ermeni vatandaşlarının göçüne yol açan son saldırıyı başlattı. Avrupa Parlamentosu bunu etnik temizlik eylemi olarak nitelendirdi. 7 Şubat seçimlerini oyların %92'sini alarak kazanan ve 20 yılı aşkın süredir iktidarda kalan Bakü lideri İlham Aliyev, Ukrayna Savaşı sonuçlarını art sağı yeniden kendisiyle birleştirmek için kullandı. Rusya'nın saldırganlığının ardından aslında Avrupa'da Moskova'dan enerji bağımsızlığının kazanılması konusunda pek çok tartışma yaşandı. Bakü gaz ve hidrokarbon tedariklerinde yakın bir ortak oldu. Ancak Eylül ayında yaşanan ve Artsakh'ın varlığının ve bölgedeki Ermeni varlığının sona ermesine yol açan askeri gerginlik, gerilimin yeniden tırmandığı Güney Kafkasya'daki askeri operasyonların sona ermesine yol açmadı. 13 Şubat'ta Azerbaycan ordusunun sınır hattına düzenlediği saldırıda 4 Ermeni askeri öldürüldü. İki eski Sovyet Cumhuriyeti arasındaki müzakereler çıkmaza girdi. Bakü liderliği Nahçivan bölgesini ülkesinin geri kalanına bağlayabilmek için Doğu Ermenistan'ın Sünik bölgesiyle ilgilendiğini gizlemiyor. Bu arada artah mültecileri geçici barınaklarda belirsizlik içinde, geçmişleri olmadan ve yakın gelecekte yeni bir savaşın onları tehdit edip etmeyeceğini bilmeden yaşıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin Temsilciler Meclisi üyesi Frank Pallone Artahtaki Ermeni nüfusa yönelik soykırım politikasından Bakü lideri İlham Aliyev'in sorumlu tutulması için Amerika Birleşik Devletleri'ne çağrıda bulunan insan hakları aktivistlerine katıldığını bildirdi. Bu ifadeyi Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Temsilciler Meclisi üyesi Frank Paloni X mikroblogunda dile getirdi. Kongresmen Paloni Amerika Birleşik Devletleri'ne Arsak'taki Ermeni nüfusa yönelik soykırım, Armenosit politikasından Aliyev'i sorumlu tutmaya çağıran insan hakları aktivistlerine katılıyorum. Artık kongrenin Aliyev'e yaptırım uygulayacak ve Bakü'ye herhangi bir güvenlik yardımını engelleyecek adımlar atmasının çoktan zamanı geldi, dedi. Tüm bölgelerle bizim olan köyleri veriyorlar. Doğu Ermenistan'ın eski başbakanı Hrant Bagratyan dün özgürlük meydanında gazetecilere verdiği demeçte tavuş köylerinin devredilmesiyle ilgili duyuruya atıfta bulunarak peki orada Azeriler mi yaşıyordu? O köyleri verdikten sonra İran ve Gürcistan'a gitmek sorun olacak. Öbür taraftan Ankara'da Amasya isteyecek ve böylece Bavra'ya giden yol da kapanacak dedi. Eski Başbakan Bagratyan, 1980'deki istişare sonrasında tüm bölgelerin Dikranashen ve Tavuş'un üç köyünün Arzvashenle birlikte Doğu Ermenistan toprakları olarak tanındığını belirtti. 1939 yılında Bakü'ye verilen Arzvashen'in etrafındaki topraklar ki bunun neticesinde Arzvashen anklav haline geldi, bu toprakların da Arzvashenle birlikte Ermeni tarafına geri verilmesi konusu da tartışılıyor. Bagratyan imzalanan 193 protokol var ve bunların hepsini Bakü 1980'lerde imzaladı. Türklerin kaçırmak istediği Vladimir Movsisyan o protokollerin peşine düşerek toprakları geri almak istedi. 17 bin hektarı geri aldı. Ama sadece Nerkin Hunt'ta bu yetkililer bir buçuk yıl önce 27 bin hektarı devretti dedi. Soykırım Arminosit sırasında Milletler Cemiyeti Ermeni çocukların zorla İslamlaştırılması ve özellikle de serbest bırakılmaları konusunu ele almış ve bu kararla bir soruşturma komisyonu kurmuş olup raporunda oldukça dikkat çekici gerçekler yer almaktadır. Ermeni kadın ve çocukların esaretten kurtarılması işi Türk tarafının sürekli yarattığı engeller nedeniyle zordu. Özellikle Hristiyan çocuklara kökenleri unutturuldu, doğum belgeleri sahteleştirildi, çocuklara Türkçe isimler verildi. Türk yetimhanelerinde kendilerini Kürt olarak tanıtan ama aslında Ermeni olan çok sayıda çocuk vardı. Esir alınan Hristiyan kadınların yerini tespit etme ve serbest bırakma konusunda da aynı zorluklarla karşılaşıldı. 5. komisyonun raporunda belirtildiği gibi onları bulmak neredeyse imkansızdı çünkü tüm ulus bu suça ortaktı. 30 Ağustos 1921 tarihinde Milletler Cemiyeti Konseyine sunulan raporda 90.819 Ermeni çocuk ve kadının Müslüman ailelerden serbest bırakıldığı ve bir o kadarının da hala ailelerde tutulduğu ifade edildi. Hamşenlilere ilişkin tarihi ve kültürel verilere bakıldığında Hristiyan ve Müslüman hamşenlilerin aynı tarihi kökene, aynı geleneklere sahip olduğu ve aynı dili konuştuğu söylenebilir. Aralarındaki temel fark dinsel farklılıktır. Dini farklılıklara rağmen ortak tarihi ve kültürel temel, kültürel bağların gelişmesine engel olmadı. Bu nedenle de bu grupların Müslüman hamşenli Ermeniler ve Hristiyan hamşenli Ermeniler olarak sınıflandırılması gerekmektedir. İki grubun göreceli kimliğine ilişkin farklı algılar vardır. Hristiyan Hamşenli Ermeniler Hamşenli kimliğinden çok Ermeni kimliğine daha yakınken Müslüman Hamşenli Ermeniler çoğunlukla Hamşenli kimliğiyle tanımlanıyor. Hamşencilik daha çok coğrafi olmaktan ziyade etnik aidiyettir. Hamşencilik Müslüman Hamşenli Ermeniler arasında etnisite anlamını kazanmış ve İslamlaştıktan sonra kendilerini Hristiyan Hamşenli Ermenilerden ayırmış, ancak aynı zamanda hamşenlilikle Laz ve Türk kimlikleri arasında da mesafe koymuştur. Osmanlı millet sisteminde gözle görülür bir sorun olmayan bu durum Cumhuriyet döneminde soruna dönüşmeye başladı. Cumhuriyetin tek dil, tek millet, tek devlet ideolojisine dayalı asimilasyon politikası sonucunda hamşenli kimliğini Türk kimliğine bağlama isteği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Türkiye'deki hamşenilerin kendi kimliklerine ilişkin algılarının onları homojenleştiren, farklılıkları kabul etmeyen bir siyasi atmosferde olduğunu unutmamalıyız. Hamşeniliği Türk kimliğine bağlayan tezlerin tarihi bilimsel değeri değil, ideolojik temelleri vardır. Resmi Türk ideolojisinden bağımsız araştırma yapan yerli ve yabancı araştırmacıların çalışmaları da bunu kanıtlıyor. Ayrıca yukarıda bahsi geçen belgeler, devletin de bu konuda resmi ideoloji çerçevesine uymayan çeşitli bilgi ve görüşlere sahip olduğunu göstermektedir. Almanya'daki Kiel Üniversitesi yayın evi, Artsakh'ın kültürel mirası, Ermeni tarihi ve onun Artsakh'taki izleri adlı kitabı bastı. Kitabın sunumunun 6 Mart'ta Berlin'de yapılması planlanmıştı. Bakü'nün hemen hemen tüm Telegram kanallarındaki sunumu bozma girişimleri ne yazık ki başarılı oldu. Planlanan tarihten bir gün önce yani 5 Mart'ta organizatörler Alman Dışişleri Konseyi ve Konrad Adenauer Vakfı etkinliği iptal etti ve dijital formatta gerçekleştirdi. Gerekçe ise şu şekilde belirtildi: Etkinliğe karşı kitlesel kampanya ve bunun şiddete dönüşme riski kitap tanıtımının iptal edilmesi yönündeki kitlesel kampanyayı tam olarak kimin organize ettiği ve yürüttüğü belirtilmedi. Editörler Andreas Müller, Harutun Harutunyan, Dagma Hella ve Martin Tamkı 11 Mart'ta özellikle şunları belirten bir bildiri yayınladılar. Tarafımızca yayınlanan Arsak'ın kültürel mirası, Ermeni tarihi ve onun Arsak'taki izleri adlı kitabın sunumunu 6 Mart'ta Alman Dışişleri Politika Konseyi, Konrad Adunayır Vakfı ile birlikte düzenleyecektik. Etkinliğin amacı bilimsel bir sempozum çerçevesinde kitabın tanıtılması ve Ermenilerin Artsahtan göçü ve bölgenin Bakü tarafından işgal edilmesi nedeniyle tehlike altındaki Ermeni kültürel mirasına dikkat çekmekti öyle bir tehlike özellikle Bakü liderliğinin yıkıcı kültür politikası ışığında Ermeni kültürel değerlerinin kiliselerinin manastırlarının köy yapılarının ve hatta UNESCO Dünya Mirası alanlarının yok edildiği Nahçıvan'da görülüyor. Bakü Büyükelçiliği ve Bakü STK'larının yoğun baskıları nedeniyle etkinlik iptal edildi ve dijital formatta gerçekleştirildi. Almanya'daki Bakü Büyükelçiliği, Alman Dış Politika Konseyi ve Konrad Adenauer Vakfı'na ön yargılı olduğu iddia edilen etkinlikler düzenlemekten kaçınmaları çağrısında bulundu. Bu talebe kişisel tehdit mektupları da eşlik etti. Ayrıca benzer tehditkar metinler kullanılarak muhtemelen büyükelçilik tarafından organize edilen bir toplu mektup yollama kampanyası başlatıldı. Ayrıca Berlin'deki mekanın hemen Yakınında Azerbaycan yanlısı bir gösterinin yapılacağı açıklandı. Kitabın editörleri olarak liberal, demokratik bir ülkede halka açık bir bilimsel etkinliğin bu şekilde iptal edilmesinden ve bunun doğuracağı tehlikelerden derin kaygı duyuyoruz. Kültürel mirasın korunmasına odaklanan böyle bir sempozyumun programında İslamofobik olarak nitelenmeyi aşağılayıcı ve haksız buluyoruz devlet yetkililerinin azınlıkların kaygılarını ve kültürel miraslarının korunmasına yönelik önemli bir olayı yeterince koruma konusundaki isteksizliği nedeniyle hayal kırıklığına uğradık. Bakü'deki büyükelçiliğin eylemlerini protesto ediyor ve Federal Almanya Cumhuriyeti'nin dış ilişkilerinden sorumlu yapıları siyasi bir açıklama yapmaya çağırıyoruz. Ülkemizin özgür basınını, yabancı egemen bir devletin ifade özgürlüğünü kısıtlama girişimlerini vurgulamaya ve belgelemeye çağırıyoruz. Genel olarak, Federal Almanya Cumhuriyeti'ni ve uluslararası toplumu, artsahta tehlike altında olan kültürel mirasın korunması için tüm engellemelere rağmen derhal müdahale etmeye çağırıyoruz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Özcan Deniz tarafından seslendirilen Ermeni Aşuh Sayat Nova'nın Kamança adlı eserini sunuyoruz. Aman sazi meçin kovas dun tamamdas nakaz martin Partenki işi desni dun niravas niz kamança, Qatar'a el davere ru, niz kamança, kız itni sağanağı hanı aşugibas niz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.